Gögüyle gogo. Ben kış uykusuna yatmak istedim de. Kargalar kış uykusuna yatmaz Gogo. Yatmaz değil mi? Çalışayım o zaman. Ha? Ha? Aa, ceviz buldum Gogo. Ceviz mi? en sevdiğim şey. Belki başka da vardır. Hadi arayalım. Kalk kalk. Kalk kalk. Aha. Bir tane daha. Hadi işimizi tamamlayalım. Cevizler yok Ege. Ha? Sen mi sakladın Ege? Hayır, ben saklamadım. Kim aldı acaba? Cevizleri kim aldıysa çok çabuk hareket etmiş. Galiba buradan geçmiş. Yalnızca ceviz değil, palamut da toplamış. Fıstık da seviyor. Kim acaba? İzler burada bitiyor. Ağaçtan ceviz düştü Ege. Ama bu çınar ağacı. Ha! Kendini ceviz ağacı mı sanıyor acaba? Olur mu öyle şey? O zaman bu çınar ceviz yiyor olabilir mi? Gogo, defterimi verir misin? Tabii ki. Ham. İzler bizi çınar ağacına getirdi. Ağaçtan bir ceviz düştü. Şimdi de fıstık düşüyor. Yer fıstığı ağaçta yetişmez ki.
ağaçta saklanan biri olmalı. Hey, kim var orada? Komşunun çocuğu mu acaba? Bak, bak. Aa, kedi galiba. Kedi ceviz yemez ki. En iyisi ağaca çıkıp bakman. Kalk kalk, sincapmış. Sincap mı? Sincap ağaç kovuğunda yaşar. Kabarık kuyruğu var. Ağaçtan ağaca zıplar. Cevizi de çok sever. Üç. Dört. İşte beşinci. Altıncı da var mı acaba? Altı oldu. Hala yanağı dolu. Yedi. Koca yanaklı sincap rekor kıracak. Ve işte sekizinci. Sincaplar kış için yiyecek toplarlar. Ama biraz unutkanlar. Tohumları bulamayınca o tohumlar toprağa tutunurlar ve zamanla ağaç olurlar. Sincapların dişleri öyle sağlam ki cevizi bile dişleriyle kırarlar. Sincapların dişleri aşınıp kırılsa bile yeniden uzar. Kuyrukları da çok önemli. Soğuk kış günlerinde onunla örtünürler. Tıpkı bir battaniye gibi. Kalk kalk kalk. Thank you.